Auzu billahi minash-şeytanir-recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı rızası dairesinde hareket ve hayret kazandırsın. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Bizi evlad-ı imtihan etmesin inşallah. İmtihansız da geçmeyeceğine göre suhulet de geçsin inşallah. Ağlayan alem İslam'ı, ittihat İslam'la güldürsün. <laughs> Sevgili kardeşler, e, Risale-i Nur'da iki e, kategoride gidiyor. Bir iman esası, bir de yani iman ve İslam. İman itikattır, İslam eylemdir. Eylem varsa İslam vardır. Namaza inanmak yok, namazı kılmak var. Oruca inanmak değil, orucu tutmak gibi. Zekata inanmak değil, zekatı vermek. Ama Allah'a inanmak, melekleri inanmak bu da makmaktır. E, Risale-i Nur'da bunun eylemsel hareketini gösteren iman esasları lemalar, şualar, mektubat e, ve sözler. Davranışlarımızı yani İslamiyet'e uygun olup olmadığını, ifrat ve tefritten doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmanın yolunu da layıkalar veriyor. Layıkalar bilinmese bir İçsel alemdeki tutarsızlıklarımız çoğalır. Aklımız kalbimizle, kalbimiz aklımızla çatışır. Bunun eylemsel itibariyle bedenle ruh çatışmasından da sıkıntı olur. Yansımaları içsel aleminde vehim, vesvese, tıptaki adı ise panik, panik atak, depresyon, en berbatı da narşist olur. Ben merkezli düşünür. Hususi dünyaya çekilir, şizofreni olur. O zaman dört tane kimle, nerede, nasıl yanında duracaksın? Şeyde de öyle, paylaşımlarda da öyle yapın. Sakın tanımadığın, bilmediğin birisinin sözünü, videosunu paylaşma. Eğer bir şeyi asıldan naklediyorsa tamam. Çünkü niye? Kim demiş? Bunu bakacağız. Kime demiş? Ne makam ve maksadı neymiş? Paldır küldür. İyilik yapıyorum derken e, kötülük yaparız, vesile oluruz. Yeyse atarız insanlara kuvve-i manevisini yıkarız. İşte bu laikaları da bir araya getirilmiş. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, bulun, bulunma gibi ölçüleri koyan laikalardan bir araya getirilmiş. Hizmet dosturları diye şöyle bir toplama yapılmış. Yani laikalardan toplanmış. Hepsi bir toplamaydı şeyi A4 gibi. Bir araya getirildi. Oradan okuyacağım. Ama konu konu değişecek. Daha önce yerlerde yaptığım yerlerde şimdi kaldım. Hürmet ve merhamet. Bu mevzu, mevzuya ait sonunda üç tane vecize ile ifade ediliyor. Göstereyim size. Bu kadar izah yapıyorum. <laughs> Hürmet ve merhamet külliyatta toplanmış. Tamam bak. Toplanmış, toplanmış. Toplanmış. Sonra ya bu yata edilemez. Belki unutur diye. Üç tane vecize konmuş ana komprimi ifade etsin diye. Bir tane de göstereyim mevzuya başlayacağım. Sonra bitiyor. Gaye, gaye hayal sahibi olmak. Bak şimdi. Mevzu toplanmış külliyattan. Sonra toplanmış, toplanmış. Gaye hayal olmak. Sonra zihnimizde kalsın diye üç tane vecizeyle. Yani giriş, gelişme, sonuç gibi. Son üç tane vecizeyle kulasalanmış. Diğeri de öyle. Mesela diyelim ki Sıdk üzeri olmak, yalan söylememek. Bunun da gidiyor toplama yapıldı. Risale-i Nur'da mevzular bir araya getirildi. Sonunda 3 tane vecize ile ifade edildi. Ben şimdi bu vecizelerden okuyacağım. Ne kadar ömrünüz vefa ederse 6 tane 9 tane farklı farklı gideceğiz. Hürmet ve merhamet ne demekmiş? Eylemde, içsel alemde, e, derste öyle yapmaya çalışıyorum. İç alemim dedin, nedir? Bende nedir yani bu? Bu tanımlanırsa, bilinirse ailemde nedir? Hizmette nedir? Cemiyette nedir? Dört. Akıl, iç, iç alem, e, dışarıdan beri bakarsak iç alemin en dış tarafı akıl. Gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Bir daha, akıl, soğan kabuğu gibi en dış tarafı akıldır. Biraz da girersen vicdandır. Yani aklın fikirlerini, vicdanın hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini bütünleyip kıblesine koyan laykalardır. Bunu çalıştıran ma mazot, benzin, arabanın motoru, benzini koyan iman esaslarıdır. Ona yön veren direksiyondur, debriyajdır, vitestir. Ona göre değiştiriyoruz. Şimdi hürmet ve merhamet hakkında üç tane vecize. hayat i idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerde cümle okuyayım. Bazı yerlerde gayet elim ve bir çare ihtiyarlar. Yani bazı yerlerde o kadar elim olmuş ki bir çare ihtiyarlara fatura çıkmış. Pederlere, validelere hakkında dehşetli neticeler veriyor. Kastamonu 149. Sorayım şimdi sizden. Hürmetten ne anlıyorsunuz? Yani hürmet ile merhamet arasında ne fark var? Beraber mutala edelim. Biliyoruz ya bunları zaten. Öyle zannetiyoruz biraz da. Hürmet nedir hürmet? Abi, hürmet hayadan gelir ama. Güzel. Tamam. Başka? Hürmet mesela. Hürmet ne anlarız abi? Mustafa hürmet, hürmet. Bir tane hürmet, bir tanesi hürmet. Biliyoruz ya abiler hürmet etmek. Hürmet nedir? Hürmet, aklı çerçevesini çizmek. Merhamet, onun içerisine mana koymak. Birisi aklidir, birisi kalbidir. Kısacası haddini bilip hududunda kalmak. Eylemsel itibariyle değer vermek. Haddini bilip hürmet hududunda kaldığın zaman ona liyakatına göre davranışsal veya içsel davranış yapıyorsun, eylem yapıyorsun. Hürmet ediyor. Eylemde göstermiş ustad. Nerede göstermiş? Gayet elim bir çarelere ve ihtiyarlara, peder validelere diye eylemde göstermiş bunu aslında. Değer. Ne? Değer vermek. Şimdi eylemde göstermiş. Üst, üstteki cümleyi. Bak bir de okuyayım. Hayat-i idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Ustad ben bunu anlamadım. Yani hürmet merhamet anlaşılır gibi piyasada ezberlemişiz ama bunu eylemde ne demektir diye soru sorduğun zaman yani şey yapmak istedim bak. Külliyat kendisi cevap veriyor zaten. Hemen baş harfle devam ediyor. Anlamadım he. Eylemde göstereyim görürsün. Bazı yerlerde gayet elim ve bir biçare ihtiyarlar elim, biçare ihtiyarlar hürmet. Peder ve valideler merhamet. Yani evrensel, yani genel hürmet. Merhamet ise peder valide merkezli e, içsel alemdeki e, rahmetel liyakatı olan manevi yapılara yapılıyor. Hürmet ise e, dışsaldır, hat koyup hududunda bırakmak. E, şey bunu iç aleminde koyalım, iç aleminde. Akılla kalp çatıştığı zaman akıl vahye tabi ise akıl akıldır. Akıl o zaman vahye tabi değilse Kur'an'a bu sefer zekadır, canavar olur bu adam. O zaman hizmette yapalım. Haddimizi bileceğiz, hududumuzda kalmamıza sebep olur. Haddimizi bilirsek hududumuzda kalırız. Sonra ona uygun davranışsal hareket ederiz ki o da merhamet. İlk önce akliyedir. Hürmet akliyidir, merhamet kalbiyidir. Bir tane de misal vereyim çok önemli olduğu için. Bizim köyde kazastro geçiyordu. Tapu olacak ya, harita. Bir adam geldi, adamlar geldi. çana çanak anten uydu bir şeyler bir şeyler uydu. Ne yapıyorsunuz dedi, tanıştık. Dedi ki, tanıştık ya hoca dedi, köyün merkezine bir tane ana merkez koyuyoruz. Poligon taşı bir de poligon veya bir de ne? Piliye. Piliye mi? Ha bir tane harita, bir tane taş konuluyor. Sonra dedim ki bunu koyduktan sonra diğerlerini ona göre yapıyor. Şimdi bizim köy böyle aşağısı deniz. Ya ben dedim gelsen bunu bir 10 santim kaydırsam ne olur dedim. Sahil sahildeki arsa denizin ortasında olur. Yani merkezdeki küçük açı yani küçük bir zannettiğimiz şey yani bakın haddini belirleyen o taş uyduyla belirleniyor, konuluyor. Bu mihenk alınıyor. Bu taşa göre ne nedir? Hayır. Ne nereye göre nedir? Hürmet edeceğim ama nereye? Hangi taşa göre yapacaksın onu? Dine göre mi? Menfaata göre mi? Yoksa maaşa göre mi? Maaşa göre olursa selam durursun. Maaşım ama şey olmasın. Ama Allah'ın şeyi koyduğuna göre bakarsan o hürmet olur. Ama merhamet olmaz. Kendine merhamet olmaz. O o taş, o poligon, o taşını değiştirirsen o santim. Bu sefer arsa zannettiğin şey ahirette denizin ortasını havanı alırsın. Ya or cenemin ortasına çıkarlarsan evet. Mama da çıkar ya. Bakarsın tarla, tarla gibi görünüyor ama mağamanın ortasına düşer. Yani hürmeti doğru yere koyarsak merhamet de ona göre orada ev yaparsın. O da nedir? Uydu haşa misal Allah'a. O poligon veya işte o dediği o taş hürmettir. O arsa belirlenen arsaya da ev yapmak da merhamettir. O hürmeti belirleyen vahiydir. Vahiy zit yapma yani. Sonra faturan arsan çıkar denizin ortasına, cehennemin ortasına çıkarlarsa Orada olur. Dershanede de öyle, evde de öyle. Herkes haddini bilecek, hududunda kalacak. Kimsenin dediği olmayacak, Allah'ın dediği olacak. Allah'ın dediği olunca Herkes vicdanı rahat, enaniyet yapmaz. Allah böyle diyor çünkü. Ha. İkinci cümlemiz. Tamam sıkılmıyorsunuz değil mi? Bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi. Bu millet bir de vatan, ümmet yani. Vatan ve hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi. Siyasiyesi. Üç tane. Millet, şu coğrafyadaki millet. Vatan ve hayat içtimaiyesi, cemiyet hayatı ve yönetimi. Ne ile yönetilir? Siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için beş esas lazım ve zaruridir. Cemiyet hayatının anarşilikten ve içsel çöküntü olmaması için beş tane olması olması lazım. Bunu sosyologlar ve siyasi çok dinlemesi lazım bunu. Bunu da şualar 349'da diyor. Bir tanesi nedir? Merhamet. Cemiyete evde de öyle. Mesela diyelim ki evde merhamet yok. Ne olur ya? Merhamet yukarıdan aşağıya olur. Hürmet aşağıdan yukarıya olur. Hürmet aşağıdan yukarıya olur. Merhamet yukarıdan aşağıya olur. Onun için akıl ve kalp dedik. Hürmet aşağıdan yukarıya olur. Evde kadın hürmet edecek, erkek ise kadına merhamet edecek. İki vazife bunda, iki vazife ondadır. İtaat ve vefa kadında, erkekte ise merhamet edecek. Yaşesini derute edip hayatını ve namusunu deruhte edecek. Ona usta şey diyor. Tam imane, sadakat bir de bir kelime diyor. Ha hürmet. Samimane sadakat ve hürmet kadından. Erkekten ise merhamet ve bir şey diyor. Merhamet ve himaye mi diyor. Sözleri de geçiyor bu. Şimdi burada da bak kullanıyor. Hürmet aşağıdan yukarı yapılır. Merhamet yukarıdan aşağı yapılır. Merhameti tetikleyen acizlik ve fakirlik. Gibi he. Mesela uygularken dedi ki bir çare ihtiyarlar toplumda hürmet olmayınca elimelem alıyorlar. Merhamete peder ve valideler layık o hürmet değil. Merhamete şey merhamet yapan bize kişileri o kalkarsa ne olur onların hali? Bakım evlerine, darıl acizelere bırakılır. Allah muhafaza etsin. Birincisi toplumda toplumu toplum eden, milleti millet eden bir tanesi merhamet olacak. İkincisi hürmet edecek Üçüncüsü emniyet yapacak. Dördüncüsü haram helalı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir. Şuraya, şuraya bak. Şu formüle bak. Toplumu aileyi ayakta tutan maddeye bak. Birincisi merhamet. İkincisi hürmet. Üçüncüsü emniyet. Evde de öyle emniyet. Güvenmese ne olur o ev? Mesela Allah'a güvenmiyor. Bu Kur'an'da çıkartılmış bir örnektir. Allah'a itimat ve güvenmeyen millet Yahudi olduğunu söylüyor. Söyleyeyim size. Diyor ki ayette 40 gün dolaştı. Allah onlara çölde 12 koldan su çıkarttı. Çünkü Yakub Aleyhisselam 12 evladıydı. Bir tanesinin adı İsrail. O kavga etmesinler diye çöl gibi yerde 12 kol çıkarttı. Ya Musa burada ısındık. Gölgesi yok mu Rabbinin diyor. Allah onları peygamberleri gölgelendirdiği gibi bulutlarla gölgelendirdi bu melunları. Sonra bıldırcın geliyor pişmiş. Bir de kudret helvası geliyor. Bak şimdi güvenmediler. Ya Allah bize bir gün kızar da bu bıldırcınla helvayı keserse gökte ne yapabiliriz? Ya Musa dediler ama bunu demeyelim. Allah bize kızarsa, kızdırırsak bu kesilebilir diye Öyle demeden şöyle yaptılar kendi aralarında. Musa'ya diyelim ki ya Musa senin Rabbin şu üç tane çıkartamaz mı? Hatırladınız mı? Yani Topraktan he. Hububat. Hububattan ne? Üç tane. Sarımsak. Sarımsak. Soğan. Soğan. Bir de evet. Bir de mercimek. Ve temel bunu istiyorlar. Gaye şu. Eğer Allah'a biz kızdırırsak çünkü alışmışız kızdırmayı. Keserse semadan metozori itaat edeceğiz. Ama yerden varsa Allah'a bu itimatsızlıktan geliyormuş. O istemek itimatsızlıktan geliyor. Sonra şehre indi dedik diyor. Şehre indiler. Fitne fesat çıkarttılar. Bunlar böyle. İlk fesadı bu Nasr ee, zamanda Babil Kıranı'nı hak ile iksan etti. İnşallah bir de şimdi olacak. Bu niçin söyledim? Emniyet yok, güven yok. Ailede de öyle. Ee, yani arabayı benim üzerime yap kadın diyorsa, erkek diyorsa, ee, evi benim üzerime yap. Daha evlenmeden önce daire yaparsan üstüme. Eminet yok ki. Sen nereye geliyorsun yani? Ne yapmaya çalışıyorsun? Mal bir, mal mı çalmaya çalışıyorsun? Ya ne kurmaya çalışıyorsun yani? Altın istiyor sanki kuyumcu dükkanı. Peki hürmet ve merhamet bitince geçen Hollanda'da sormuşlardı. Dediler ki abi bu kadar Müslümanlar dua ediyor niye olmuyor? Oluyor. Müslümanların duası olmuyor. Oluyor. O kadar Müslüman'ın duası o kadar olduğu için muvaffak oluyor çok şükür. Ama bütün dua edenlerin duası kabul olsa hak ile iksan olurdu. Niye olmuyor dedi? Şimdi ben sana şöyle diyeyim. Gazze bütün halk İstanbul'a gelse, hepinize soruyorum. Kiralar patlar mı? Patlamaz mı? Patlar. O kiraları artıracak kişi duası şimdi dua ediyor ya, Allah bunu biliyor. Onun duası kabul olur mu? Gazze için dua eden adamın, gelse Gazze'ler kirayı artıracak o zalimin duası kabul olur mu? Onun için duamız kabul oldu. Biz Suriye'den geldiler. Ahırı bile daire diye sattık veya kiraya verdik. Ahır ahır kırık anda. Akrabalar iyiydi zaten kırıkanda. Soruyorum 3 bin liralık kira 15-20 bin lira olur mu? Müslüman değil misin ya? Herkes yapıyor. Seni ilgilendirmez ki. Herkesi bana sormayacak ki Allah. Beni benden soracak ahirette. Böyle bir hakkım var mı? Zaruridir. Zaruriyi oynatamazsınız. Devlet bile yapamaz zam. Zaruri gıda zam. %25'ten başka şeriatta yapamazsınız. Gıdaya yapamazsınız. Barınma, yeme içme, giyme ve sağlık. Burada isteyen istediği fiyat koyamaz. Diğerleri ticaret metadır. istediğini yap. Ev havai casliyedendir. Öyle değil. Onun zekatı yok biliyor musunuz? En fazla %25. 3 bin liranın %25'i ne yapar? E, 4 bin lira der. 20 bin lira Allah'tan korkmuyor musun? Sonra el kaldırıyorsun ya Rab Gazze'lere yardım et. <laughs> Senin Gazze patlasa nasıl olsa işte bir şekilde gelse İstanbul'a. Senin de kiran olsa, evin olsa ama bu fırsat kaçtı çünkü oturuyor. Ne diyecekler size? çıkın ya ben oturacağım. Oğlum oturacak çık. Gazileri vereceğim çünkü. Siz 15 veriyorsunuz 30 vereceğim. Bu adam duası kabul olur mu? Şimdi olur mu? Allah biliyor. Olmaz. Biz samimi Müslüman değiliz ki. Müslümanlar duasını Allah çevirmez. Ce dua edin cevap vereyim. E niye vermiyor? <laughs> bir yerde sıkıntı var. Samimi değiliz. Biraz dokunuyor ama öyle. Bu emniyet. Dördüncüsü bir de emniyette onlara demedim. Şimdi gelelim bir biraz bize. Emniyet. Allah emniyetimiz olsaydı Tulu Emel da olmazdık. Oğlunun arsası var. Şey dairesi var. Oğlunun değil torununun da arsasını yapıyorsun şimdi. Dairesini yapıyorsun. Hizmet? Hizmet bir şekilde olur canım. Birisi yapar ya. Birisi yapar da canım. Çay mı gerekiyormuş? Elektrik faturas mı Kira mı yatır? Ya birisi yapar ya. Tabi cennet haşir meydanda da birisi gider o cennete. Birisi de Rıza ile Emazar olur ama senin alakası olmaz. Emniyet diyor. cenab Hak diyor ki rızkınıza ben de ruhte etmişim. Kefil benim. Öyle mi abiler? Ama imanınıza kefil değilim. Sanki Cenab-ı rızka kefil değilmiş gibi davranıyoruz. Sanki imana kefilmiş gibi o kadar lakayt. Uygulamalı okuyoruz da. Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmek. Bizimle ne alakası var serserilik? Serseri ne demek? Farsçadır. Başı dönmüş demek. Bak yapayım. Bu ortada bir adam dönse, döndürün 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 döndürün. Başı dönse millet nasıl olur? Birbirine girer değil mi? Hepsi birbirine girer. net olur mu? Kimlerdir? Orada tanımlayamadığı için kendisi de bir yerde değildir. Düşer. Bunun adı serseri yani. Ha kendisini tanımlayamadığı için bir şeyle mihengi nokta ile o tapudaki o poligon diyorum ben öyle kal kaldı. O taşta seni onunla merkezle kıyas etmediğin için diğerleri de tanımlanamıyor. Kendin ayakta olmadığı için ayaktakileri de ayakta göremezsin. Bunun adı ser seri başı dönmüş. Yani hiç her şey her şeye girmiş. Hiçbir şey yerinde değil. Bir daha okuyorum. Cemiyet hayatını ve aile hayatını, içsel hayatımızı dengeye tutacak beş tane şart lazım. Evde de uygulamak gerekiyor. Bir tanesi merhamet yukarıdaki yapacak. İkincisi hürmet aşağıdakiler yapacak. Eve uygulayayım mı? Ee, merhamet erkek yapacak. Kadın gözükürken. Hürmet aşağıdan yukarıya yapacak. Emniyet Allah'a itimat edeceksin. Davanı ve kendini çoluk çocuğunu unutmayacaksın. Hizmeti de unutmayacaksın mal biriktirmeyeceksin öyle. Artarsa biriktir. Çünkü her bir ümmetin bir imtihanı vardır. Der Allah pe peygamberi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Benim ümmetimin imtihanı ne olacak diyor? Hayır dünya değil. Mal biriktirme olacak diyor. Yani hiç mi yapmayacaksın? Bunları yap. Çoluk çocuğunun zarur ihtiyaçlarının hizmetini de yap. Artarsa yap. Hizmeti kısma. Böyle böyle yapma hizmete. Ha ya böyle böyle yapma. Zenginler için de söyledik konuda zenginler evet. fakirlere hürmet edecek. Fakirler zenginlere evet. de e, itaat edecek. Evet. Fakirler zenginlere hürmet edecek, zenginler fakirlere merhamet edecek. İşte bu. Zekat. Zekatı da der, yardım zannediyor. Zekatı da yardım zannediyor ha. Yardım niyetiyle verse olmaz değil mi? Yardım için sen farzır senin zaten yardımla alakası yok ki senin. Ya içimden geldi. Ben iyi bir insanım dese 40 üniversitede üniversite zekat olmaz mı? Onun malı da iki yani. versin. Bir şey de, tabii bize ders vermek için söylüyor da biliyor da. Çünkü Mehmet kardeştir o hesapları bilir. Doğru söylüyor. Yani ben içimden geçtim. vereyim veya ben a bana bak ders yapıyorsunuz ya? Aa şunu da şey yapın. İçimden zekat. <laughs> Olmadı işte. Zekat zaten farz ya. İyilik değil ki o. Yardım değil ki o. Bu zaten senin. Senin değil ki. Başkasının parasıyla iyilik olur mu? Senin değil ki o fakirin zaten. Senin paranla yaptığın şey iyiliktir. Ee, zekat senin midir o? Fakirindir o. Merhamet, hürmet. Üçüncüsü emniyet dedi. Çok konuştuk emniyetten. Allah'a emniyet edeceğiz. Boşanırken bile kadın mehirden başka bir şey alamaz. Ne olur ne olmaz. Daire üzerine mi yapacaksın? Araba yapacaksın? Ötekisi de zalim olmayacak tabii. Tek yönlü değil. Tam bir fırsat. Onu paldır küldür. Yok evlenebilirim. Ne evlenme? 16 tane şart lazım. Daha bir tanesinin hukukunu yerine getiremedin. İkinciyi düşünüyorsun. Ne ikincisi? Bir bak bakalım. Hak hukukunu yerine getirebildik mi? Sonra haram helal bilip paramdan çekileceğiz. Yani yaptığımız iş hava cihazı eden mi? O çoluk çocuğun o dairesi, o adamların zaruri şeyi. 3 bin liradan 15 bin lira, 20 bin lira yapıyor yoksa çık. Sonra da mezara koyarlar seni. O Sonra poligon taşına kıyas ettikleri zaman arsan çıkar cehennemin ortasına. Beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmek. Serseri. Yani her şey her şeyin içine girmiş. Birbirine girmiş. Tanımlayın Artık helal kalmamış. Doğru mu yanlış mı? Boş ver ya ne olursa olsun. İçki satıyor ticarettir diyor. Üçüncü cümlemiz. Kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa niye bunu söylüyor? Hürmet ve merhamet toplamasının son şeyi sonra Üç tane de farklı okuyacağım şimdi. Işte. Kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir daha siyasete idare edilmez. Şualar 588. Yani bir insandan aklından hürmet, kalbinden merhamet çıksa bu insan akılsız olur ama zeki olur. Ne yapar? Eylemde göstereyim. Doktorsa ameliyat gerekmediği halde para için onu ameliyat yapar. Mühendis ise müteahhitle anlaşıp ümmetin köprüsünü sahte yapılan çimentolaya yapılan köprüyü onaylar. Eğer hizmette ise, hoca ise, ne bileyim hizmette ise bilerek davasına ihanet eder. Satar davasını. Biliyor. Yani maddi şeyleri yapar. Maddi, maddi menfaatların peşine düşer maddi menfaatlerin dini alet eder yani. Nerede? Sihir var, büyü var. İşte şudur, ben hizmet ediyorum. Şunu yapın, bunu yapın. O onun aleyhinde, onun aleyhinde. Böyle kulis faaliyetleri yapar. Allah muhafaza etsin. Gayet can gatkar canavar hükmüne geçirir. Daha siyaset idare edilmez. Cemiyet hayatı ne olur? Hürmet ve merhamet çıksa o cemiyet hayatı anarşist olur. Anarşist. Anarşistler artık kanunla idare edilmez. Yecüc mecücler çoğalır diyor. Yecüc mecüc kimdir abiler? Yecüc mecüc gelecek diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kastamonu 149'da diyor ki ahlakta ve hayatta. Yecüc ahlaksız, mecüc cemiyeti anarşist. Yani hiçbir kural tanımaz. Aldatma. Ahlakta ve hayatta diyor. Nerede diyor? Biraz önce söyledim. Kastamonu 149. Yecüc mecüc orada söylüyor. Dolayısıyla hürmet ve merhameti <laughs> böylelikle okumuş olduk. Şimdi gayi hayat sahibi olmak. Onunla alakalı üç tane veciz okuyor. Gaye hayal. Gaye hayal olmasa enaniyet kuvvetleşir. Gaye hayal olmasa yani insanın bir gayesi olmasa fikre hayali de oraya bağlıysa enaniyeti vesile olur. Yani ben demez yani bizler. Ama gaye hayali yok. E ne yapacak? kendisini merkeze koyacak. Adamın yaptığı gibi böyle. Yani ben yaptım birisine. Rahmetli İslam abiye dedim ki İslam abi balın öşürü var ha dedim. Öşürü var ha balın. Böyle. Ne yaptım görüyor musun? öşürü var ama ve adres dedim yani. yani. Gibi oluyor. Pergel insan yani. Kendisine koyar öyle şekilde gaye. Gaye hayali yoksa gaye kendisi. Enaniyet sahibi olur. Birisi enaniyet sahibi ise gaye hayali hedefi yok. Hedefi kendisi. İkinci cümle bir gaye hayal olmasa veyahut yani gaye hayali olmasa. E biz gaye hayalimiz var. İkinci bize bakan bir taraf var. tam bizim gaye hayalimiz var. Ama yahut nisan basarsa, gaye hayalini unutursak biz veya tenasi edilse yani nisyana atılsa ya unuttuk veya hiç hatırlamıyoruz. Gaye hayal. Bu hizmet ana girdi bir hedefimiz vardı ya. Onu unutsak zihinlere nelere döner? Düşünceler ben merkezde olur. Etrafına gezerler. Yani evde de öyle. E gaye ayan. Yani sonuca göre süreci yönetemezsek dalga yaşarız. Hem fikren, hem hayalen, hem fiilen. Evde de öyle. Evde de sonuca göre süreci yönetirsek rahat ederiz evde. Bu sonuç şu. Çiviyle çak. Bu yuvayı yıkmayacağım. Bu aileye sahip ne olursa olsun bu geminin kaptanı benim. Anne ve baba da böyle diyecek. Bu yuvayı, bu tayfeyi batırmayacağım okyanusa. Yemetmeyeceğim köpek balıklarına bu yuva, evlatlarımı. Diyeceksin. Ha, buraya koyun. Bu sefer bu dalgalı, bu süreçteki olumsuzluklar, olumlular gidip gelmeler bu sonuca göre size tahammül verir. Tahammül verir. Eğer sonucunuz yoksa süreç size sabırsızlık verir. Yani denizdeki dalgada iki de laplapa lap oynayan sandala benzeriz. Sonuca göre süreci yöneteceğiz. Sonuç mesela bu dershane açtık. Sonuç rahmet ilahi bekliyoruz, ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak merhamet edecek. Allah sevdiği kuluna dini hizmetçi yapar diyor hadisi kutside. Allah bir kulun severse dinine hizmetçi seçer. Dersen açtın mı? Seçti seni. Artık gidip gelmeler birbirimize emsalsınız işte gidip gelmeler dedi denedim ya ne, ne yaptı söz verdi falan. Bu dalgalara kale almayacaksın. Sonucu sakın kaçırma çiviye çak onu. Çiviye oraya çak. Bu dalgalardan aşmaya sana güç verecek burası. Ben Allah bu dinine beni hizmetçi seç. Gazze'dekiler mermiyle bende de burada dersen açmayla Sende de ile ben de bunu okumayla. Sen de evde bunu 5-10 dakika okumayla. Sonuca göre süreci yönetirsek hem psikolojik olarak mesela diyelim psikoloji. Ya kendimi çok kötü hissediyorum ya iyi değilim ya. Depresyona girdim. E bu gidecek zaten. Ne zaman gidecek? Bilmiyorum ama gidecek. Sonuç bu. Çünkü her hadise fanidir. Her hadis İmam Ali diyor ki e, sıkıntınızın ömrü vardır diyor gidecek diyor. Ben zaten var. Sonuca göre bak sonuç insan bak psikolojiyi yöneteceğim. Celal, pekmez tayin, katar gibi. İnsan celal, cemal ve kemal sıfatların hamurudur. Celal tecellisi de olacak, cemal de olacak, kemal de olacak. Sığırın psikolojisi bozuk gördünüz mü? Yok. Sığırın depresyonu girmez. Sığırın böyle bir şey yok. Şey. Ha şimdi insan ben bir şey yaptığımda psikolojim bozuk değil. Bak elim burada duruyor. İnsan celal tecellisine de mazar olacak, ayna olacak, cemala da olacak. Sonuç ben insanım, zıtların cemiyim. Her türlü haletleri yaşayacağım ki kemal bulayım. Celal ve celali yaşayacağım ki kemal bulayım. Ama bu sonuca göre dalgalı hayatım olacak. Gitip gelmeler olacak. Ben onu aldırmayacağım. Sonuca göre bu dalgalar zaten geçecek. İnsan olduğum için zaten bunlar oluyor. Bana niye oldu demem daha. Sonuca göre sürece bakınca dalgalar seni yıkamaz. Sana keyiflendirir bunu size anlatırken ben yaşamıyor muyum? Belki de içinizde en çok sıkıntı çeken benim. İç halim de o kadar değildir ama ne için söylüyorum? Sonuç Allah'ın rızası ise bunlar hiç aldırış etmiyor. Gazede mesela adam alevler içinde. Şehit olmaz sonucuna göre <laughs> mermi neymiş, ölüm neymiş ki? Hiç görmüyorsun. Ben kısmen bunu yaşadığım için. Yakalandığın anda faili meçhul asit kuyusu. Beykoz'da abi var da bir abi ...duvara çakılı bulundu, canlı canlı çiviyle çaktılar. Sonuca göre yaşarsak bu süreç bize kolay gelir. Bak şimdi psikoloji benim canım niye sıkıldı? Kardeşim insan olduğun için. Ama bir şey yapmadım, niye iyiydim de havam değişti? Celal tecellisi şu anda. Nerede anlatıyor? Kastamonu 8'de anlatıyor. Sabri abiye diyor. İnsan olmak yani, insan olmak için kabz ve bast aletleri olur diyor. Celal tecellisi aktif olunca ha, ayna olacaksın şu anda. Baki Allah'a, baki Zülcelal ayna olmak kolay mı? Ha diyeceksin ki bende bir kaynaklanan değil, alemler aktif. Mesela geçen akşam, hangi akşamdı? Bir sıkıntıyla uyandım, daha benim gece namazın vaktimi vardı. Kalktım demek bir şey var dedim, hemen namaza durdum. Bu sıkıntı benim şahsımla alakalı değil, alem İslam'la alakalı. Bana çıkan fatura bu. Bak Aa ne oldum ya ne oldu acaba hasta mıyım şimdi? Hayır. Alem i insan alem ala alakadarlığı kadar e, durup dururken sıkıntısı da olur. Ustad bir gecede sıkıntıdan kaç tane dişi düşmüş? Dokuz tane. Dokuz tane dişi düşmüş. Bir gecede. Ve ne demiş? Alem İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum. Mesela ikinci Abdülhamit galiba. Kaçıncı Abdülhamit? Ee, Balkanlarda Rus işgalinde söz verdikleri halde anlaşmaya uğramayıp o şehri 25 bin Müslümanı katleden Rusların sıplar. Sırplarla Ruslar o haberi padişaha gelince padişah sıkıntısına ölüyor. Ha kaçıncı Abdülhamit? Birinci, birinci Abdülhamit. Evet. Azak Kalesi miydi? Bak kalp krizin ama benim yemek iştahım da gitmiyor. Yani himmeti nispetinde tek başına kişi bir millettir. Görüyor musun? Ustadın da dokuz tane dişi düşüyor nasıl düşüyorsa. He. Demek ki sana da bana da biraz fatura çıksın da. Yani psikoloji bozukluk ille böyle zaaf imandan hadiselerden değil. Sıkı alem İslam'ın faturası sana da geliyor. Çok büyük feleşleri olacağı zaman hizmetimizden bazı abileri kurban ediyor kader. Bir gaye, ne dedin? Kefaret. Bir gaye hayal olmasa bir veya gaye hayal var ama unutursak ve unutmaya bırakırsak, Nisan basarsa, zihinler, düşünceler enelere döner, etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor, bazen de sinirleniyor. Delinmez, ta nahnu olsun. Delinse ne olur? Ben yerine biz olur. Nahnu biz. Enesini sevenler başkalarını sevmezler. Yani ben merkezli. Pergel insan var ya, pergeli buraya koy, bu merkezde olur ya. Enesini sevenler kendin ben, ben. Benim dediğim olacak. Ben ya ben esasım. Herkes benim bu gayeme hizmet edecek. Evde veya şeyde. Yok kardeşim öyle bir dünya. Evde de öyle bak. Kardeşim dünyada yaşarken her istediğimizi burada uygulamaya kalkma. Ertelemeyi ve ötelemeyi e ö. Ertelemeyi ve ötelemeyi bilmek lazım ki rahat edelim. Her istediğimizin yeri burası değil yani. İkinci vecizemiz. Bir tek gayem vardır. O da mezara yakın yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda bol şevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı Mücadeleye diyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah'ın huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Şimdi bu Bolşevik ilk önce Rusya çarlıktı Bolşevikliğe. Sonra Komünistliğe döndü vesaire. Çeşitli şekillerde kendilerini ifade ettiler. Bunları yapan da Troçki ve Lenin, Yahudi, Stalin. Şimdi Selanik Yahudileri de İstanbul'a geldikleri zaman İslamlaşan Yahudilere ne denmiş? Sabetayı. Hristiyan dünyasında ne yaptılar? Gene bunlar. Ortodoksu maturlü tervastasıyla protestan, evangelist diye kilise açtılar. O kilisenin tepesinde de horoz var. O kim? Hristiyan görünümlü Yahudiler. Onların içine böyle girdi. Bize Müslüman görünümlü Müslüman görünümlü Yahudilere Sabetay denilir. Mesela Maraşal onlardandı. İlk sonlardandı. 80 ihtilal yapan onlardandı. Kenan Evren'i onlardandı vesaire. Sabetay. Bu bunlarla mücadele ediyorum diyor. Gayyayal. Başka bir şey veciz. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Ya millet ne yapıyor ben öyle yapıyorum. Kardeşim sen tek başına dahi kalsan beraberken yaptığını aynı şey yapacaksın. Amerika'nın milliyetçiliği de yok, milliyetçilik olmadığı için ümmetçiliği de yok. Toplama kampıdır. Yahudilerin ümmetçiliği yok, milliyetçilikleri var. Müslümanların ise İslam milliyetiyle iman ümmetçiliği var. Ümmetçiyiz. Onun için tek başına bir millet oluyorsun. Ümmet ruhu. Son gaye hayal sahibi olmanın son vecizesi. insanın kıymetini tayin eden, insanın kıymetini tayin eden cebindeki para, masasındaki makam, aşağıdaki Mercedes'tedir. <laughs> Burada öyle yazmıyor diyeyim. Bak, insanın kıymetini tayin eden masa ile kasa değildir. Masa makamdır, kasa paradır. Bir daha insanın kıymetini tayin eden maliyetidir. Yani yazılımıdır. Allah'ın ona verdiği değerdir. Nedir o? Nasıl bilinecek? Mahiyetin değeri ise himmetin nispetindedir. Yani böyle bir yazılımı nasıl aynadarlık yapacağız? Farkındalıkla ya Rabbi ben evet bana verdiğin bu donanımı farkındayım diyeceğiz. Himmeti nispetindedir. Yani nereye çalışıyorsun? Neyin peşine kalbin atıyor? Neyin peşine ömrünü tükettin? Himmet. Himmetin nispetinde mahiyetin gözükür. Peki himmet ben hep böyle himmetin böyle diyebiliriz. Fiil de gözükmesi lazım. Himmeti ise hedef ittiaz ettiği maksadın derece eminetine bakar. Ha, neyin peşine fiilen koşuyor bu adam? Çok özür dilerim. Hazreti Ali'nin e, sözüyle şey yapacağım ama gene diyeceğim. Kimin himmeti yani gayesi hedefi midesi ise onun değeri de onun çıktığı kadardır. Sırf oysa onun değeri de odur. Başka ne olacak ki? Sonuç bu. Ha, anladık değil mi? Şadi Şirazi diyor, diyor ki kimin himmeti diyor çakal çakalları takip etmekse diyor o çakalın burnunun sonucu da senin derenin dereceni gösterir. O çakal da seni bilmem nereye götürür o burun. Çakalın burnu oraya götürür kimin rehberi çakal olursa diyor Şadi Şirazi, o çakalın da o burnu boka götürür yani. insan değeri de olur. Şimdi ilk önce himmet, bunlar yazmışlar kitapla da ben burada söylesem çok mu yani demişler yani. Himmet, ya neyin peşine adam koşuyor? Dava mı varmış? Allah mı varmış? İslamiyet mi varmış? Alem İslamı mı varmış? Mücadele mi gerekiyormuş? Bana bir vazife mi düşünüyor? Hiç. Pascal kanunu. Bizde bir tane fen hocası vardı ortaokulda. Çocuklar ders çalışın diyorum. Pascal kanunu çalışın, arşivet kanunu çalışın diyorum. Hiç derken şöyle dedi. Pascal kanunu, Archimedes kanunu. Hiç yani eğer hizmet mi varmış? da var mı varmış? Gayret mi gerekiyormuş? Benim üzerime bir vazife mi var? Mı? Hiç. Hiç olursa hiç oluruz da hep olursa bir şey hiç olur ya. Evet gay hayat hayal sahibi olmanın üç tane vecizesini bitirdik. Sıtk olmak, doğru olmak, ne şart olursa olsun yalan konuşmamak. Onunla alakalı üç tane de okuyorum, kesiyor. Çünkü saatim dol dolacağını zannediyor. Vallahi sıkılsanız da, sıkılmasanız da bu ders böyle. Hizmet dosturlarına sıtk üzerine olmak, yalan konuşmamak. Yalan konuşmayacaksın. Ne olursa olsun. Ya susacaksın diyor, ya sükut veya sıtk bu konuda benim en zor durumda bile hakim sordu. Senin mi bu dedi. Yok desem YouTube'daki video ölçü değil. Her şey bitecek. Ama biliyorum ya aklım geçecek ya canım geçecek. Örnek olsun diye söylüyor. Yalan demeyeceksin. Ne olursa olsun yalan demeyeceksin. Yalan lafı kafirdir. Ya sus. Fitne büyük olacaksa doğruyu söylersen. Fitne büyük olacaksan sus. Ama yalan deme. Yalan konuşma. Bir. Sıdk doğru olmak. Peygamber ve Selam'ın vazifesi tebliğ en büyük. Ahlaken üstünlüğü iki tane öne en fazla çıkıyor. Hatırladınız mı edeceğiz de Mustafa? Evet. Yok. Sıt ve sıt ve ciddiyet. ciddiyet. Kaçın sayfadaydı inşaatı edeceğiz? 103 veya 113. Peygamber ailesi peygamberin en büyük öne çıkan gözüken sıfatı bir sıt iki ciddiyet. Bak bakayım işaretleyeceğiz. 103 mü 113 mi? Kardeş senin adın neydi ya? <gülüyor> heh, heh? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Muhibullah. Kaçıncı sayfada işaretleyeceğiz daha? Muhibullah. <laughs> 107 mi? Ha 107. 107'ymiş. 111, 100, 103 değilmiş. 107. Oku bakayım o cümleyi. Ahlak-ı ve yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdıktır. Ya ahlak aliyeyi hakikata, esmalara, Allah'a yapıştıran ciddiyet ile sıdıktır. Eğer sıt kalkıp araya kesip girerse rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak. Ha böyle, böyle 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 bir adam olur. Lakayt bir adam öyle. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Link meşrep derler. Yalan güvenilmez ki. Tobesor çok ağır bir laf da diyorlar. Onun Allah dediğinden başka hiçbir şeye yalan şey yapmayın diyor. Bundan dolayıdır ki benim ağrıma gidiyor bak ter bastı. Gidiyor Müslümandan Müslümana sözü müteber olmuyor. Gidiyor Yahudi vesilesi olan bankadan güven mektubu getir diyor. Bankadan güven mektubu mu diyorlar? Teminat mektubu. Değil mi? Bak Yahudi bana getir delil diyor. Senin sözün yetmiyor muydu? Ya. Sıdk nedir lugatı? Doğruluk. Doğruluk. Emrolunduğun gibi dost doğru olmak. Peygamberi yaşlatan. Şeybettin sureti not hut suresi beni ne yaptı diyor? İhtiyarlandırdı. Niye? Fes takim, takim kema ömürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani ifrat tefritten azadı. Ha böyle böyle bir ayet değil. İfrat tefrit, ifrat tefritim değil. Böyle. Sıdk İslamiyet'in üsül esasıdır. Niye? İslamiyet fiildir, inanmak değildir. İslamiyet namaz namaza inanmak değil, namazı kılmak, oruca inanmak değil, oruç tutmak, zekata inanmak değil, zekatı vermek, iman esasları makmak iman esasındadır. İslamiyette eylemdir. Onun için sıdk eylemde olduğu için İslamiyet'in üslü esasıdır. Eylemde sıdk. İddia değil. Fiilde sıdk. Sıdk İslamiyet'in üsul esasıdır. Ve ulvi secciyelerinin rabıtasıdır. Yalan söylediğini ben bilmiyor muyum? Yani ben yalan söylediğimi ben biliyorum. Seni kandırabilirim. Peki yalan söyleyen ilk önce kimi kandırmıştır? Kendisini. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam. Bizi aldatan, bizden değildir hadisin dışında. Aldanan, şey aldatan aldanandır. Nefsini aldandığı için aldatıyor. İlk önce beni aldatmadan önce kendisini aldatmış. Yalan söylediğini kendisi bilmiyor mu? Kend, yalan kendisini de ortadan kaldırıyor. Kendi kendime de güven olmuyor. Yapacağım sözlerde de ben tutmayacağım biliyorum. Onu namaz kılacağım ya. Ben şey yapacağım artık. Sen de inanmayacaksın kendine. Çünkü yalan, kendini ortadan kaldırdın ya. Yalan söylerken bir daha söylüyorum. Ben sana yalan söylerken yalan söylediğimi bilmiyor muyum? Biliyor. Seni kandırabilirim ama geçici bir pansuman oldu. Benim yalan söylediğim, ben biliyorsam kendimi inkar ediyorum. Allah Resulü'nün tabiriyle kendine aldandığın için, nefsime aldandığım için, şeytana aldandığın için seni aldatıyorum. Aldanmasaydım, aldatmazdım. O zaman aldatan, aldanan olduğu için bizi aldatan. diyor. O zaman sonuç itibariyle bizden değildir diyor. Şimdi bir, sıdk eylemdedir. Onun için İslamiyet'in üsul esasıdır. İki, Ulvi secilen rabıtasıdır. Yani kendini yalan söylemiyorsun. İç güvenin sebebidir ve hissiyat ülviyesine mizacıdır. Yani o sıt vicdandaki toprak çeşitli bitkilerin yeşermesine sebeptir. Toprakta biber de büyüyor. Kavun büyüyor ya. Dış abiler, benim projem olduğu için söylüyorum. Dış dünyada bu kadar bu batın çıktığı yer toprak ya. Çeşitlilikleriyle beraber İç aleminde topra histir. İnsanın vicdandaki histir. Ha, his alemindeki sulamadır sıdk. Fiil alemin ya. İç, iç alemin toprağı vicdandaki histir. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan yani içsel dengemizin, aile bağlarımızın, cemiyetin dengesi olan sıdkı, doğruluğu, doğruluğu İçimizde ihya edip içimizde ihya edip sonra fiilen ailede göstereceğiz. Doğru olacaksın. Yalan konuşmayacaksın. Neredeydin? Ya mesaiye kaldın lan. Kumar oynadın. Kumardan kalkıyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Nerede bu para? Ya bu borç vardı, bilmem vardı. Bir daire aldım, onu ödüyorum. Yalan. Kumbara. kumar kumarlara atıyorsun. Kumar nedir? Onu da bil onu yazan Türk var Almanya'da. Bir tanesi söyledi. Söyledi bizzat. Hocam dedi o atılan matlar mı ne var? Para atılan. Onda kamera var diyor. Yüzünü okuyor diyor. Bilgisayar. Biz yazdık diyor. Ve yapay zekadı ilk defa geliyorsa biraz veriyoruz. Öyle kumar çıkmıyor. Biz veriyoruz ona. Sonra biraz daha gelsin diye biraz daha e, azaltıyoruz vermeyi. Eşit oluyoruz. Alışınca ümite. Ümit durumuna gelince hırtlarına basıyoruz. Hiç çıkmıyor diyor. Ha çıktı ha çıktı Kumar değil. Aslında oyun yani. Kumar. şimdi oraya atınca maaşını atınca ne diyor hemen? Bilerek söylüyorum. Ya diyor şöyle fakir diyor. Gazeye gönderdim diyor. Külüme yalan. Yalan. Yok dairenin aydatını diyorum diyor. Bir daire almış. Havadan almış bulutun üstünden. Nedir biliyor musun? İçimizde ihya etmek dedi bak. Sıtkı ya Risale-i ne acayip ya. Hayatın ta kendisinden ya. Doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Manevi hastalığımız varsa bir ilk önce kendimize yalan söylüyoruz. Sonra birbirimize yalan söylüyoruz. Bak bir daha okuyayım şu son cümleyi. Sıtkı doğruluğu içimizde ihya edip içimizde ihya olsa Onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Nerede geçiyor? Hutbe Şami 45. O zaman özellikle şeyde söylüyor, şeytan bahsinde söylüyor. Şeytanın en büyük ilesi kendi kusurunu kabul ettirmemektir diyor. Evet. O zaman kişinin kendi kusurunu kabul etmesi sıdkı mı oluyor? Evet. Oluyor. Yani kusur yapmaz tamam. değil. Kardeşim kusur yapar ama Müslüman yalan demez dedi Allah Resulü. Müslüman şunu şunu yapabilir ama asla yalan demez. Hatırladınız mı? Korkak olabilir. Korkak olabilir. Başka? Cimri olabilir. Cimri olabilir ama günahlar He? Günahlar ama yalan söylemez. Asla yalan diyemez. Şaka da az, yalan söylemez. Evet. Ne kadar korkak? Üç tane. Ya. Şey? Korkak. Ne kadar korkak olursa olsun asla yalan söylemez. Evet. Şaka da az, yalan söylemez. İşte birkaç büyük veya bir günahlar sayıyor. Bunu yapar. Ama yanazöremez. Şey sahabe geliyor diyor ki yar solla mümin diyor korkak olabilir mi diyor? O da olabilir diyor. Sonra devam ediyor diyor ki mümin cimri olabilir mi? Hayır. Olabilir diyor. Üçüncüsünde de yalancı olabilir mi diyor? Olamaz. Olamaz. Ustad da ne diyor şah ittayacağız da 72'de sayfada işaretleyeceğiz. Ya süküt sus ya sıdk. Şu zamanda kisp ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki yani yalan ve doğru aynı adam. Adeta omuz omuza verilmiş. Sıttan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. Sözler 484. Ne kadar yalancıysa o kadar seçiliyor. Milletvekili popüler oluyor. Usta bir yalancı. Helal olsun yani bu adama bak. Nasıl yalan söylüyor. Çok acayip değil mi? Eskiden e, değerli meta sıttı. Şimdi ne kadar güzel yalan söyleyebiliyor olsa helal olsun. Peki, mal ya. Ee, son vecitemiz. Yol ikidir. Ee, Muhibullah. Senin dediğine geldik herhalde. Yok. Ya süküt etmektir. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veyahut sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın esası sıdktır bütün kemalata ishal eden, ishal edici sıttır. Ahlak aliyenin hayatı sıttır. Terakkiyatın mihveri sıt. Alim İslam'ın nizamı sıt. Nevi beşeri Kabe-i kemalata ishal eden sıttır. Sıt. Doğruluk. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvük ettiren sıttır. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatü vesselam'ı meratibi beşeriyenin en yükseğine çıkaran sırttır. İşaret edeceğiz. 82. İhtiyar-ı İslam da sırt üzerine olacak diyor. Evet. Ama Usta sırttır diyor. Ayet kendi de Urvat-ı yapışınız diyor. Evet. Cemaat olmak için. O da sırttır. Sırt. Hı. Fiilen böyle doğru olacak. Doğruluk üzerine zaten kurulmuş. Burada kesiyorum. Cenab-ı Hakikatını bize mazar eylesin. Bize bize bırakmasın. Ağlayan alim İslam'ı, ittihad İslam'la güldürsün. Ya Rab senin nezdinde makbul olanların hürmesini ihlak ile, Risale'nin şahsı manevisini ve bu derslerden hasıl olan hangi esmana mazar olmuşsa Gazze'ye o şekilde tahakkuk ettir. Ya Rab bu dersler ve şahsı maneviler de küffara nasıl olacaksa Amerika'ya İsrail'e, Fransa'ya ve İslam ve Kur'an ve Müslüman düşmanlarına nasıl gerekiyorsa türevlerine ve taraftarlarına öyle muamele etmesine vesile olmasına vesile eyle ya Rabbi. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.